Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Amnizya'ya baştan hoş geldiniz. Amnizya Dark Descent'e hoş geldiniz. Şimdi hangisini yapsam önce bilemedim. Şurada bir tane yer var gördüğünüz gibi, pek de. Burası nereye gidiyor? Transept. Burası Transept'e gidiyor. Dur şuradaki ışıkları yakalım da Daniel kafayı yemesin. Al Daniel, senin için ışıklar yaptım. Ekran iyice şey olmuştu senin yüzünden. Gördüğünüz gibi şurada bir tane canavar var. Hemen göstereyim. Al canavar. Ses gelin. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Şuna mı koyacağız? Ne koyacağız? Şunu mu koyacağız şuraya? Ne yapacağım oğlum ben? Eti mi koyacağım? He, al. Sonra da şunu alıp aşağı mı çekeceğim bunu ya? Bu eti yiyecek mi? Eti yedi bu gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi eti yedi bu. Çektiğiniz zaman herhalde kemik kalacak ve etin ucu baştan boş olacak. Aynen boş oldu. Kemiği alabiliyor muyuz? Bu ne? Kalıntılar alındı. Kalıntıları ne yapacağım ya? Kalıntı kemik mukusla kaplı. Böyle mi? Burada o yaratığı zehirliyor muyduk? Ne yapıyorduk? Neden ben yaratığı besledim ki? Git yaratığı besle iyi kalbinden. İyi kalplisinde gidip yaratığı besleyebilirsin. Yaratığı da besle. Olduk. Şuraya bir girelim bakalım. Transept. Aa, transepte mi? Oo. Şimdi bir tane Quarden'e bir tane bölüm var. Bu transeptin ne olduğunu bilmiyorum ama şimdi hemen geri döneceğim. Çünkü ya transept ya da Quar. Ya şimdi gittiğimiz yer ya da bunu tam yok burası değil. Burası bayağı manyak bir yer. Manyak bir yer burası, bildiğiniz manyak bir yer. Diğer gideceğimiz yer oyundaki en tehlikeli yer. Hapishaneyi biliyor musunuz? Ona bile daha tehlikeli. Çünkü hem çok fazla canavar var hem de nereye gittiğinizi bilmiyor musunuz? Etrafta kırmızı bir sis var. Ay yukarısı var bunun ya. Yukarıda ne var? Yukarı gidip bakabilir miyiz hacım? Dedik önce şuralar falan gidelim. Ses duydum bu yapıdan. Merhaba. Oy bu ne? Al şunu. Çakmak kutusu bu ne? Küre parçası aldık. Sonunda şu meşhur kürenin parçasını aldık. Küre parçası. Gördüğünüz gibi şurada değişik şeyler oldu. Aman yok okumayın. Okumasanız daha iyi. Çünkü cidden şuna tavsiyem okumasanız daha iyi. İşkenceleri falan anlatıyor orada. Hoş bir şey değil pek de yani. Kendine geldin mi Danielciğim? Kendine geldin, güzel. Şimdi devam edebiliriz. Karanlıktan korkuyor bu manyak. Şimdi gölgeden korkuyor bir de karanlıktan korkuyor. Şimdi Danielciğim sana böyle bir şey verelim. Gölge, şey karanlıkla gölge olmaz. Bırak beni, seni hayvan. Sen alt yazarı görüyorsunuz değil mi? Beşik hazır. Good. Sen bir insansın. Nasıl böyle bir şeyin parçası olabilirsin? İşkence gelir bunlar, işkence. Hepsi birer kavaydı. Kimse dinlemez seni kanka. Şu anda alt yazarı görebildiğinizi varsayıyorum. Çünkü çözünürlüğü ayarladım. Sanırım çözünürlükten kaynaklanıyor. Gittim alt yazılara baktım. Videolardaki ve şunun farkına vardım. Videolardaki çözünürlük birazcık normal oranın dışında olduğu için ilginç şeyler olmuş. Şuradan da aldım mı onu? Çakmak kutusunu aldım. Çekil oradan. Bir küre parçası daha var orada değil mi? Küre parçası aldık.
Oo! Açıklamaya bile gerek yok orada ne olduğunu. Anlayan anladı. Tamam, Daniel'ın şey geri geldi. Daniel karanlıktan kurtması gerçekten insan çok canlı yakıyor. 3 tane kre parçası var. Bir de sanırım yukarıda bir şeyler var. Yukarıdakine de bakacağız. Açıl, susam açıl. Oo. Küre parçası nerede burada? Küre parçası alıp git. 3 tane küre parçasımız var. Dokusu ve rengi düzenli olarak değişiyor. Ciddi misin? İlginç. Harbiden ilginç küre parçası. O meşhur küre parçalarını aldık sonunda. O meşhur küreye ulaştık. Ne oluyor? Yukarı, yukarı, yukarı. Yukarıda bizi bulamazlar Daniel. Yukarı. Ne kadar yer altına inersen o kadar kötüye gidiyorsun. Yukarı koş. Bir şeyler hareket ediyordu. Alexander seni lanet pislik. Şunu çekebiliyor muyuz? Ses duyuyorum. Bu ne? Çakmak kutusu aldık. İplik aldık. Çorap söküklerimizi falan dikeceğiz afatlarım. O kadar canavarlardan kaçtık tabii. Hiç kimse tahmin etmiyor değil mi? Herkes şey diyor. Hadi git oyna bitir, hadi git oyna bitir. İşkenceyi anlatıyor ya. Herkes şey düşünüyor tabii. Oyunu bitirmenin peşinde. Halbuki şey var. Halbuki bir de ne diyordum ben ya? Neyse. En çok özlediğim sen misin aşkım yoksa ben mi ya? Ne hale geldiğimin farkındayım, kör değilim. Onlara göre karanlık bir dağın tepesine tünemiş şeytani bir sultan, bir canavarım. Kendimi kurtarmak için yapabileceğim çok az şey var. Kara kartal benden korkuyor. Ve Napolyon'un hezimetinden sonra kellemi gümüş tepside istemeleri an meselesi. Bu topraklardan gitmeliyim. Bu defa çalışması gerekiyor. Eğer eve şimdi dönmezsem mahvolacağım. Napolyon'un neden şey yapıyor? Almanlar ile Napolyon çok... 30 yıl savaşlar adı verilen bu Avrupa'da çok manyak savaşlar dönüyor ve bu 30 yıl savaşlarında Avrupa'daki Alman nüfusun %40'ı ölüyor. Bu herhalde o zaman diliminde geçiyor. Ve en azından yukarı giderken çay aldık, yağ almış olduk. 6 tane yağımız oldu. 6 tane yağımız var şu anda. İnşallah daha da fazlasını bulacağız. Ama bayağı bir yağ bu. Bayağı bir yağ ediyor. İşkence odasına mı geldim şu anda ben? Asıl kapı nerede? Işığa bakalım birazcık da kendimize gelelim ha. Bir şeyler harika ediyor, sesinizi duyuyorum. Sağır değilim. Şuradan geldik değil mi? Yok, şuradan mı geldik? Ha yo. Burası hayvan gibi devasa bir yer olduğu için şey oluyor. Nave geri dönüyoruz. Nave. İplik ne işe yarayacak çok merak ediyorum ya. İplik, kemik var elimizde. İplik var, katran var. Cam kavanoz var. Ne yapacağım oğlum ben bunlardan? Bir de yanlış hatırlamıyorsam şu Agrippa denen herifin de kafasını keseceğiz. Yok, küre parçalarını buldum. Aynen. Hayır. Kuvar dedikleri yere gidiyoruz şimdi. Ay. Ne yazdın? Geri kalan küre parçaları kuvarda. Oh. Kuvar çok fena bir yer. Burayı yakamıyoruz. Şurayı yakalım bari. Burada ne var? Agrippa ve yerin Mira'ya sevk ediyor. Ha. Okuyayım mı bunu? Okuyayım. Bayer diğer taraftan benimle alay ediyor. Ona tüm çabalarım için gerçekten çok güvendim ve halen Agrippa'yı serbest bırakmam konusunda ısrar ediyor. Böylesine aydınlanmış bir insan nasıl olup da güç koltuğunda otururken böylesine merhametsizlik gösterebiliyor. Bu beni iğrendiriyor. Agrippa yüzyıllardan beri dünyalar ötesine olan tek bağlantımdı ve halen de öyle. Kendimi ondan ayrılmaya ikna edemiyorum.
Wire beni sürgününden kurtarmak için elinden geleni yaptığını iddia ediyor. Ama bana yardım edebilmek için önce ona Agrippa'yı vermemi istiyor. Eğer başarıyı garanti edebilecek olsaydı mutlulukla boyun eğerdim. Ama eğer dönüşüm reddedilecekse ondan nasıl ayrılabilirim? Neler yapabileceklerini biliyorum. Hilelerini daha önce de gördüm. İyimserlik en umutsuz duygudur. Ama onu kaybetmemem gerek. Onun serbest bırakılması için hazırlanmalıyım. Wire bana Agrippa'yı öldürmeden serbest bırakabilmek için ona paralizer, yaşam enerjisi ve Tempter'dan yapılma bir iksir içirmemi söyledi. Yaşam enerjisi kemik oluyor. Paralizer ne oluyor? Tempter ne oluyor? Zehirli mantar, eğer büyük bir örneğin içinden salgı bezini çıkarabilirsen paralizer olarak işe yarayacaktır. Kuar bölümü bu örnekler için verimli bir yer. Ondan sonra uygun aletlerle içeriğini çıkarabilirim. Yaşam enerjisi ise acı çekmiş insan kurbanlarından birinin kanı işe yarayacaktır. Fakat dağıtma işlemi için biraz fazla miktara ihtiyacım olacak. Bunu bir sonraki işkence seansına toplamayı unutma. Diğer taraftan Tempter oldukça zorlayacak. Bu dünyada var olduğunu zannetmiyorum. Kelimeyi bu harfleriyle basit yazmak da çok yanlış görünüyor. Bunun suda yaşayan Karenkin Karenkin salgısının bir özelliği olduğuna inanıyorum. Ha, kemik şey. Kemik bu Karenkin salgısına sahip. O yüzden onu kullanacağız. Bunu Wire'a söyleyerek bana bir tane göndermesini isteyeceğim. Ayrıca düzgünce hazırlanmış bir kuyu onu tutmaya yetecektir. Bir çeşit kuardan bir çeşit şey alacağız. Tinderbox. Kaç tane Tinderbox'umuz var? Bilmiyorum. Ne kadar var? 7. Az. 8. Burada bir şey yok. Afyon tentürü. Afyon tentürümüz çok var. İstemediğimiz kadar afyon tentürümüz var. Canavarlarla sonuna kadar bir savaş verebiliriz artık. Şuna bak. 6 tane de yağım var. Bunları biriktirdiğim çok iyi olmuş. Bir çeşit ilaç istemiş. Zehirli mantardan yapılmış. O da kuarda var. Toplantıda ben bilerek unutulmuş olarak sessizce yerimde otururken Kara Kartal tarikatı siyasetlerini birbirine kustu. Arada bir birisi beni fark ediyor ve tekrar duyularını geri kazanmadan önce karanlık bir korkunun altında kendini kaybediyordu. Hepsi de benim onların babaları ve dedelerine bu büyük tarikatı kurmak için yardım eden tek ve aynı Alexander olduğumu biliyordu. Onları babalarının yerlerini alırken gördüm ve onlar da yaşlanacak ve bu dünyadan göç edecekler. Bense olduğum gibi kalırken geçen zaman yüzünden değil çektiğim ızdırap yüzünden yaşlanacağım. Bu adam dediğim gibi başka bir dünyadan ve insan ötesi bir varlık gibi bir şey. Ay! Ben buraya daha sonra gitmek istiyorum. Kuar giriş. Ne kadar oldu bilmiyorum ama harbiden şurası çok kötü. Bunu bir sonraki bölüme saklayayım da şey yapmasın. Şu en azından ışığın olduğu yere gidelim de Daniel kafayı yemesin. Ve izlediğiniz için bize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda amnezi zarak içeriden en tehlikeli en korkunç bölümünü yapacağız. O geçen sefer kanalizasyonla karşılaştığımız eli keskin canavarlar vardı ya, hani parmakları falan yıkarak geçmişti. Ondan sonra şey falan yapmıştı. Şey falan yapmıştı, diğer yaratıkları ikiye ayırmıştı. Onlar burada olacak işte. Çok fena bir bölüm olacak. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatla yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.